Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi dikdörtgenin tarama testini gömeceğiz arkadaşlar bu videomuzla birlikte. Şöyle hemen ilk sorumuzla bir başlayalım. Odaklanmasını bir ayarlayalım. Parlaklığını açalım. Ve bismillah diyorum. 5 tane eş dikdörtgenden oluşmuştur. AD 18 olduğuna göre dikdörtgenin çevresi nedir diye de bir soru soruyor bize. Arkadaşlar hemen kısa kenara A diyerek başlıyorum. A, A, A. Bakın. Şu 3A dediğim şey aslında benim şu bir küçük dikdörtgenimin uzun kenarıymış 3A ki bize bunu 18 olarak vermiş zaten arkadaşlar. Demek ki A dediğimiz şey 6. Yani bizim dikdörtgenlerimizin kısa kenarları 6, uzun kenarları 18. Dolayısıyla benim büyük dikdörtgenimin uzun kenarı bakın ne çıktı? 30. O zaman bu kenar da 30. Kısa kenarı ne çıktı? 18. 18, 18 daha 36, 30, 30 daha 60, 60 ile 36 çevreyi yapacak, 96 geçtik ikinci soruya. Bir dikdörtgenin uzun kenarı 2 bölü 5 oranında arttırılıp kısa kenarı 1 bölü 4 oranında kısaltılıyor. Şimdi önce şu dikdörtgeni bir görelim biz. Dikdörtgenimizin uzun kenarına 5A diyorum, kısa kenarına 4B diyorum. Bu dikdörtgenin uzun kenarı 2 bölü 5 oranında arttırılıyor. 5A'ydı. 2 bölü 5'i ne yapar? 2A yapar. 2A oranında arttırırsam 7A'ya çıkar. 1 bölü 4 oranında yani 4B'ydi. 1 bölü 4'ü 1B yapar. 1 bölü B oranında kısaltırsam 3B olur. Alanımız 5 kere 4 20 idi. 7 kere 3 21 oldu. Yani 1 arttı. 20 idi, 1 arttı. 20'de 1 arttıysa yüzde ne kadar artar diye soruyorum. %5 artmıştır. Cevabımız Adana'dan geliyor. Üçüncü sorumuz. Dikdörtgen orası 42. Buna göre x kaçtır diye de bir soru sormuş. BD ile de bize CE'yi eşit vermiş. Şimdi biz dikdörtgende biliyoruz ki BD köşegeni aslında AC köşegenine de eşit. O halde ben şu AC'yi çizersem bu AC'ye de tık tık simgesini koyarım diyor. Peki burada bir ikizkenar üçgen var. O halde burası da X oldu. Şu X ile şu X'in toplamı 2 iç açıdır. Bir dış açıya eşit. Burası 2X oldu. Şimdi dikdörtgende şu köşegenlerin 4 parçası birbirine eşitti. Yani 2X ise bu da 2X olmalı. Bunu da yazalım hemen. Başka ne kalıyor geriye? Şimdi şuradaki Z harfini de görelim. Buranın da 2X olması lazım. O yüzden buraya X kaldı diyelim. Şuradaki Z harfini görelim. Buranın da 2X olması lazım diyelim. Ve bakın bu 2X ile X'in toplamı 42'ye eşit. Yani 3X eşittir 42. O halde X eşittir 14'ü paketledim. Dördüncü soru. Bir dikdörtgenin alanı 12. Çevresi 14 santimdir. Şimdi dikdörtgenin alanı dediğimiz kısa kenarla uzun kenarın çarpımı 12'ymiş. Çevresi 14 dediğimiz zaman da 2 tane kısa kenarla 2 tane uzun kenarın toplamıdır 14. Yani A artı B'yi 7 vermiş. Köşegen uzunluğu dediğimiz şey de dostum şöyle dikdörtgeni gösterirsek şurası A, şurası B olsun. Köşegen burası bakın X. A kare artı B kare X kareye eşit arkadaşlarım. A kare artı B kare X kareye eşit. Bize de X'i soruyor. Hadi gelin şimdi. Şu A artı B 7'ye eşitti ya arkadaşlarım. Çarpanlara ayırma yapalım. Her iki tarafın karesini alalım dostlar burada. Peki ne oluyor? A artı B'nin karesini aldığımızda A kare artı B kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eşittir 49 oldu. Şimdi neyi biliyoruz biz? A çarpı B'yi 12 diyebiliyoruz. 2AB 24 yapar. Şurası 24. Bu tarafa atarsak eksi 24 geçer ki A kare artı B kare yani bizim X kare dediğimiz şey 25 olur. X kare 25 ise de X 5 olmak zorundadır dedi. Ve geldim 5 numaralı sorumuza. Dikdörtgenin alanı nedir diye soruyor. 6 ile 8'i görüyoruz biz arkadaşlarım. Şimdi bu 8
O halde bu da 8 diyelim. Başka şurada bir dik üçgenimiz var. Bu bizim bir işimize yarar mı? Benzerlik yaptırabilir bize. Şuraya A yazalım biz dostlar ilk önce. Şimdi şurayı çizdiğimde A'dan önce şunu gördüm de o yüzden böyle yapıyorum. Şimdi şurası kesinlikle birbirini ortalıyordu, değil mi? Köşegenler. Bakın ne oldu? Yükseklik kenarı ikiye böldü arkadaşlarım. Demek ki burada bir kayı kuralı var. Bu bir ikizkenar üçgen. Yani 6, 8, 10'dur burası. O halde bu da 10'dur. Demek ki dikdörtgenimin uzun kenarı da 16'ymış. Bize de neyi soruyor? Alanı. 8 çarpı 16'yı soruyor. 80. 48 daha 128'i soruyor. Geldik buna. Şurası da 15. 15, 20, 25 üçgenidir burası. Şununla şu eşitti birbirine. Şimdi şuna H diyelim. Ah bacı yapalım arkadaşlar. Ah bacı formülümüzü yazalım. Neydi? Hipotenüsle yükseklik. Şimdi hipotenüsü 25 dedik. 3, 4, 5'in 5 katı. 25 çarpı H eşittir B çarpı C, yani 15 çarpı 20. 5'e bölelim 5. 5'e bölelim 4. Bir daha 5'e bölelim 3. 5'e bölelim 1. H eşittir 12 çıksın. Şurası 12. Demek ki 9, 12, 15. Bu 9'sa bu da 9. 9, 12, 15 yine. Sonra bakın şuranın toplamı kaçtı? 25. 9, 9 daha 18. Ortaya ne kaldı? 7. 7. soru. İç açıortayların kesim noktasıdır diyor. İç açıortaysa şu ortadaki dörtgen her zaman ne çıkıyordu dostum? Kare. Bunu da şuradaki 45-45'lerden ispatlayabiliyorduk hatırlarsanız. Bunlar açıortay olduğu için hepsi 45-45. Köşe taşında ispatlamıştık bunu. Buralar tabii ki 90. 6 ise burası 45-45-90 üçgeninde neydi buralar? 3 kök 2. Tabii ki bu da 3 kök 2. 10 ise burası 45-45-90'da 5 kök 2 olacak burası. O halde 2 kök 2 çıktı. Karenin bir kenarı. EFGH'ın karenin alanını soruyor. Yani 2 kök 2'nin karesini soruyor. Cevap Bursa. 8. sorumuz. Bakın burası 45 ise burası da 45, 90, 45, 90, 45. O halde 45. AB ile CK'nın toplamı 12'ymiş. Peki. Şimdi şuna X diyelim. Yok X demeyelim. A diyelim. Bu da A. Şuna B diyelim. Bu da B. Şurası da B eksi A olacak değil mi arkadaşlarım? Burası B ise burası da B olması için B eksi A olacak. Şimdi AB dediğimiz şey B artı A. Artı CK dediğimizde B eksi A eşitmiş 12'yi. A'lar gitti. 2B 12. Demek ki B neymiş? 6. Buralar 6 6 ise 6 6 90'ın karşısında kök 2 katı olacak. 6 kök 2 olacak dedim. Evet, 8 numarayı da gömdük. Çevirdik arka tarafı. 9 numaralı sorumuzdayız. Öklit yapacağımız soruydu bunlar. Hemen şuradan aşağıya bir dikliğimi devam ettirdim. Burası 4, burası 1. H diyelim. H kare eşittir 1 çarpı 4 öklitini yaptım. Yani H kare 4, H 2. Demek ki şurası toplam 3. O halde x de 3 oldu. 10. soru size pratik bir yol öğrettiğim soruydu arkadaşlarım. Şuradaki df ile ec'nin çarpımı x kareye eşitti hatırlarsanız. Yani x kare 6 kere 4 24'e eşit x kare. X eşittir 2 kök 6 demiştik. Bunu şu benzerlikten de şu AB 90 şu dik üçgenle şurası B, şurası A. Şu dik üçgenin benzerliğinden de aynı şeyi bulabiliyoruz. X kare eşittir 24'ü bulabiliyoruz. Ben çok uzatmadım arkadaşlarım. Direkt yaptım. Şuna bakalım. 30 KAB, 30 KBC'de, 30 tamam. 15 ile bir de 18 var tabii ki bir de burada. Şimdi şuraya da bir 18 yazalım. Belki bir işimize yarar. Buna göre de x kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi neler yapabiliriz? Şöyle bir düşünelim hemen arkadaşlarım. Çok da düşünmeye gerek yok aslında. Şimdi şu 30'un hemen şuraya 60'ı çakacağız bir kere. 30 var, 60 var. Demek ki burası 90. 90'ın karşısı 18 ise 30'un karşısı 9. 60'ın karşısı da bu 9'un kök 3 katı olacak diyebiliriz. Bundan sonrasında yine köşe taşındaki kuralı hatırlarsanız
Bakın şu karşılıklı köşelere gidenlerin kareleri toplamı eşitti. Yani 9 kök 3'ün karesi ile x kare toplamı 9'un karesi ile 15'in karesinin toplamına eşit olacak. Hadi bunu da bir toparlayalım şöyle. Şurası 81 çarpı 3 yapar 243 artı x kare. Burası 81 artı 225 15'in karesi. Sonra 81 ile 225'i toplayalım. 6 0 elde var. 1 306 yapar. 243'ü çıkartırsak bu 306'dan 3 ondan 4 çıktı. 6 63 geliyor. Yani x kare eşittir 63. Demek ki x eşittir kök 63. O da 9 çarpı 7'den 3 kök 7 olur deriz. 12. 2'ye 1. Hemen diklikten diklik indiği için bir öklik çakalım. 2'nin karesi 4. 1 ile şuranın çarpımı o zaman burada 4. Ve buradan bir diklik indirdiğimde ben artık şunu biliyorum. Bu diklik de 2. Şuna eşit. Şu parçayla da şu parça eşitti. Burası da 1. O zaman şuraya da 3 kaldı. 4'ten gayrı. Hemen burada da Pisagor'umuzu çakalım mı? X kare eşittir. Bir 3'ün karesi, bir de 2'nin karesi. 9, 4 daha. Kök 13 yapsın. Paketleyelim. Evet. 13. sorumuz. Dikdörtgen. Şimdi bakın şuradaki BE doğrusu bir kenarortay. Şimdi biz biliyoruz ki dikdörtgende şu köşegenler birbirini ortalıyor. O zaman bu CF de bir kenarortay. Lan iki kenarortayın kesim noktası ağırlık merkeziydi anasını satayım. O zaman buradaki K ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinin özelliği neydi? Tabana bir açıya iki. 4 ise burası 8 olacak. Yapıştır buraya da 8'i. Şimdi bak buranın uzunluğu ne çıktı? 12. O zaman bu da 12. Bu da 12. Bu da 12 idi. Dikdörtgende köşegenlerin bu 4 parçası eşit. Şu üçgene bak bakayım nasıl bir üçgen çıktı. Bu üç kenarı da birbirine eşitse eşkenar üçgendir bu. O zaman burası 60, burası 30. Demek ki burası 60, burası 120. Ve o halde burası da 30. 120, 30, 30 üçgeni çıktı. 120'nin karşısı 30'un karşısındakinin kök 3 katıydı bunun kuralı. Demek ki neymiş? 12 kök 3'müş x. ABCD bir dikdörtgen yine de baktık. Hemen şuralara 90'ları çakalım. Şuraya A diyelim 90 B. B 90 A, A 90 B. İkisinde de 90'ın karşısı eşit olduğu için bunlar eş üçgen. A'nın karşısı 3 ise aha bu salağın da karşısı 3. B'nin karşısı 5 ise aha burası da 5. Lan burası 5 ise burası da 5 kaldı mı şu BF'ye 2? Ha bu salak 8 ise ha bu kerata da 8 olacak. ABF'nin alanı nedir diyor. Aha buranın alanını da dik üçgen olduğu için dik kenarlarını çarp 2'ye böl. 8 çarpı 2 bölü 2'den de 8'i paketle. Geldik 15'e. DE ile EF eşit. İyi, güzel. Ha bunlar da 6 6. Ona da eyvallah. Bu da 16 olsun. Alan ADE nedir diye de bir soru sormuş bize amca. Sağ olsun. Allah razı olsun. Şimdi şunu çizdiğimizde biz ne biliyoruz artık? Şuradaki alan A, şu alan A ve bu üçgen 2A ise geriye kalan şu iki üçgen de 2A, hatta bunlar da eşit bölündüğü için AA. Ve bize de A'yı soruyor değil mi şunu? Yani aslında ben bu A'yı da bulsam aynı şey ki bu A nasıl bir üçgen? Dik üçgen. Dik kenarlarını çarpıp 2'ye böleceğim. 48 çıkacak A. Son soru katlama sorusu. DAB üçgeni DB köşegeni boyunca katlanarak, şimdi DB köşegeni boyunca katlanıyoruz. Buralar kesin açıortay. Tamam. Şuradaki Z harfini de görelim biz. Şuraya da noktalı açımızı çakalım. Demek ki bu kenarla bu kenar eşit. O zaman buna da x diyelim. Şurası 9 eksi x. Hadi şuradan bir de Pisagor patlatalım ama 3'ü görünce ben 3, 4, 5 mi diye bir şüphelenmedim değil. X'e 5 desem oluyor mu? Burası 4 oluyor. Bak x 5 geldi o zaman. Yapıştır gelsin. Evet. Tarama testini gömdük gobeller. Bir sonraki videoda konu testine geçeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.